yeminle kafayı. Evet arkadaşlar, kütük. Kayın kütüğü, içi boş, kovuk. Ayrı tuttum. Koydum, oğul olarak geldi. Kovan koymadım, kovan da koydum da kovanlara daha girmedi. İşte ben kayın kütüğüne koydum. Böyle bir arı tuttum, küçük. Küçük bir arı, zaten çok şey olmaz. Dağlarda çok nadir yani, böyle 5-6 çıtalık arı. Genelde 2 çıta, 3 çıta. Bu 2 çıtalık bir arı tahminimce. Yakalamıştım. Yani oğlu tuttuk. Şimdi güçlenmesi için biraz Haziran'da bal zamanı gelene kadar işte bunun petek yapması lazım. Ve şöyle göstereyim de hem görmüş olsun hem şu şekilde. Bu arı yavaş yavaş peteğini yapmaya başlamış. Aslında büyük kütükler de vardı. Bu içi iyi aslında. Kovan kadar var. Rahat var yani kovan kadar da. Kovandan daha büyük kütüklerim var. Onlara iki tanesine girdiler. Üç tane daha büyük kütüğüm var. Onlara nasip olursa bakalım. Bu orta kovan kadar bir kütük. İşte şerbetimizi verdik. Dediğim gibi Haziran ayında bal zamanına kadar şu görünen petiği yapması lazım. Ve içine de arının büyümesi için yavru yapması lazım. Bir ana arı denilen. Biz bir diyoruz. Ana arı, kraliçe artık ne derseniz. Onun petek yapıp bal yapması lazım Haziran'a kadar. Yok, petekle yavru yapması lazım. Onun için şerbet desteğini verdik. İçine de çubuk da koydum. Şöyle aslında bu yandan çok şey görünmüyor ama üstünde yani. Şekerin, şerbetin üstünde yüzüyorlar. Şu anda da şerbetin tadını almışlar ki arılar. Burada güzel güzel. Çok hafif dökülmüştü galiba. Onu şey yapıyorlar şu anda. Yiyorlar. İşte herhalde kapatınca içindekini de bitirirler herhalde. Böyle bir şöyle yakından da gösterelim. Dediğim gibi küçük bir arı. 2 çıta civarlarında. Belki 2 çıta bile yoktur ya. Şöyle arkadan da yani çok büyük de değil. Ama tabi önemli olan arayı tutmak. Baktığın zaman da Allah nasip ederse bu hayvan büyür. Tabi 2-3 gün önce soğuklarda da çok ölen de oldu. Yani 5-6 gün aynı böyle Şubat soğuğu gibi soğuklar da gitti ama şuralardan temizledim ölenleri. Hatta burada ölüleri gerçi gitmişler. Biraz daha hayatta oldu tabi. Güzel bir görüntü, hoşuma gitti. Kovana bilerek koymadım. Ya da kovana bunları da bilerek, kara kovan olsun diye yani, içine hiçbir katkı madde yok. Bu şerbeti de, bu şerbet nasip olursa bu hayvanların dediğim gibi peteğini yapması ve yavruyu yapması için bal zamanı gelince, Haziran gelince tabi şerbet vermeyeceğiz. Tamamen kara kovan olup dışarıdan alacak. Hazır petek de koymayacağız. Zaten gördüğü gibi kendi yapıyor hayvan peteğini. Bu şekilde arkadaşlar. Ben de yeni merak saldım bu işe. Tabi biraz sağdan soldan da bilgi topladık. Arıcılık yapan da arkadaşlarımız var. Böyle 3 tane yakaladım şu anda. İlkini çekmedim. Çektim de kısa video var. Bunu detaylı çektim. Az sonra büyük olanı çekersem büyük olanı da atabilirim. Evet. Güzel. Hoş bir görüntü. Evet arkadaşlar, böyle. Kovanımız bu şekilde ağaçtan. Yani kovan büyüklüğünde var yani içi. İleri doğru gidiyor çünkü. Yani 1.20 falan vardır bu. Bu şekilde bakalım. Herkese rastgele diyelim artık. Yüz gücümüz az gelsin. Allah'a emanet. Kolay gelsin arkadaşlar.